İyi akşamlar arkadaşlar. Dövme ile ilgili merak ettiğiniz tüm soruları sormanızı istiyorum. Onunla ilgili bir video montajlamak istiyorum Instagram için. Bekliyorum bütün sorularınızı. Evet arkadaşlar, dövme silme işlemi yapıyorum. Ama dövme silmek zannedildiği gibi basit bir işlem değil. Ayrıntılı bir şekilde dövme silme ile ilgili video çekmiştim. YouTube'dan onu izleyebilirsiniz. Pişman olacağınız şeyleri yaptırmayın hiç. Evet. Genel olarak acıtıyor ama hiç acımıyor diyen müşterilerim de oldu. Bu biraz yine insanın kendi acı eşiğiyle alakalı bir durum. Deri olarak ince bir deri boyun derisi. O yüzden hassas, yani sert derilerden biraz daha fazla acıtıyor. Yaptırdığınız dövme sakızdan çıkan yapıştırma dövme değilse tabii ki de su geçiriyor. Zaten dövmenin sistemi buradaki hücrelere renk pigmentinin yapışması olarak geçiyor. Tabii ki de geçiriyor yani su. Su geçmesi zaten çürür deri. Peygamber Efendimiz zamanında kölelere damga basılıyormuş arkadaşlar ve bu eşitliği bozan bir sistem olduğu için lanetlenmiş. Ama bu şu an yapılan dövmelerin köle ya da efendi gibi bir ayrımı yok. O yüzden ben günah olduğu boyutun insanın yine kendisinin düşüneceği bir şey olduğunu düşünüyorum ve ben hoca değilim. Sen ne düşünüyorsun diye sorarsanız, alkol içmek, sigara içmek ya da makyaj yapmaktan daha farklı olduğunu düşünmüyorum ben dövme yaptırmanın. Çünkü kimsenin özgürlüğünü kısıtlamıyorum, hakkına girmiyorum. Bu tamamen kendi vücudumla olan bir şey. Yani tartışılır bu konu. Bir müşterim sevdiği kadına işte ruj sürdürüp peçeteye dudağın izinin çıkmasını sağlamış. Onu sırtının şu kısmında böyle yapmıştık, sürpriz yapmıştı. Bence bu çok anlamlı, romantik. Bir de dedesinin imzasını atmıştık birine, o da güzel bence. Umarım herkes kendi sevdiği, hoşuna giden mesleği yapma hakkına sahip olur bu hayatta. Ben çok şanslıyım bu konuyla ilgili. Döve döve bıkmadım. Kola, bacağı, ayağı, göğse dövme yapmaya devam. Döve döve insan bırakmak istemiyorum. İlk dövmemi yaklaşık bundan bir sene önce falan bacağıma kendim yaptım. Onun videosunu kendime dövme yaptım isimli videoyu YouTube'a atmıştım. Oradan bakabilirsiniz. Sırtıma da Kadir diye bir arkadaşıma İzmir'e gidip yine şöyle büyük bir tane dövme yaptırdım. Pinterest diye bir site var. Oradan kendi tarzınıza uygun bir dövme bulabileceğinizi düşünüyorum. Ama yine de dövmeciyle de iletişim halinde olun, fikir edinin. Onun dışında anne baba ve varsa çocuğunuz, çocuğunuzla ilgili bir dövme olabilir. Yani bunlardan pişman olmazsınız ve çok görünen yere yaptırmayın. Bu çok güzel bir soru. Biz ten rengi olarak birazcık daha kumral, esmeriz. O yüzden dövmeler her zaman bizde birazcık soluk görünmek zorunda. Bahsettiğiniz kişilerin bakın hepsi beyaz tenlidir ve çok güneş görmeyen yerlerde yaşıyorlardır o yüzden. Makineyi açmak için kurdeleyi uzatıp makasla bir şey kesmiyoruz. Yani makine zaten açık bir şey arkadaşlar. Bahsedilen şey iğne ve boyanın açılımı, yani taban fiyatın belirlenmesi. Yani ben normalde 100'dü, 150'den açacağım şimdi makineyi. Ekstra bir paradan bahsedilmiyor burada. Bu bahsedilen hastalıklarla ilgili benim herhangi bir sıkıntım olmadı. Böyle bir müşterim de olmadı. Zaten bu işi meslek olarak yapan biri iğneden ve boyadan kaçmaz arkadaşlar. Yani iğne öyle zannedildiği kadar çok pahalı bir şey değil. Yani içiniz rahat olsun. Bununla ilgili yine YouTube'da bir videom var. Onu izleyebilirsiniz dövmeye başlamak isteyenlerle ilgili. %2 yetenek, %98 istikrarlı çalışma olarak düşünüyorum. Ve sistemi ve tekniği öğrendikten sonra çok rahat yapılabilecek bir iş. Konu olmayan bir dövme modelini tasarlamaksa tabii ki de çizim gücünüzün olması lazım. Ama genel olarak dövme işi zaten hazır şablon üzerine oluyor. Tabii özel tasarım için kesinlikle ve kesinlikle kendinizi çizim konusunda geliştirmeniz lazım. Piercing yapıyorum ama her bölgeye değil. Kulak, dudak, kaş, göbek ve tragus bölgesine yapıyorum. Onun dışındaki bölgelere işte burun gibi, işte köprü gibi işlemleri yapmıyorum. Yani çok fazla işçiliği yüksek olmayan, çok koyu olmayan bir dövmeyi başka bir dövmeyle kapatmak mümkün. Ama kapatılacak modeli bulma konusunda tabii ki de sıkıntı yaşıyoruz. Her model kapatmıyor eski dövmenizi. Bu konuda size önerebileceğim tek şey dövme yaptırmadan önce yine çok iyi. Dövme bakımı dövme yapımı kadar önemli. Bence %50 %50 önemli. Dövmenize iyi bakmazsanız solma olur, çıkma olur, rengi hani istediğimiz gibi görünmez. Bununla ilgili yine dövme bakımı nasıl yapılır diye bir videom da var YouTube'da. Oradan bakmanızı öneririm. Lütfen çok önemseyin bunu. Hiçbir dövme ilk yapıldığı gibi simsiyah kalmaz. Dövme iyileştikten sonra derinin altında kalıyor ve üstüne yeni bir deri tabakası geliyor. O yüzden renk her zaman soluyor. Ama beyaz tenliyseniz bunu çok az görürsünüz. Ten renginiz biraz daha koyuysa daha fazla solma görürsünüz. Dövme silme seanslara bölünen bir işlem. Ama seansların uzunluğu net olarak görülemiyor. Bu biraz ayrıntılı, bunu normal sorduğunuzda söyleyebilirim. Genelde 100'den başlıyor ama ben çok küçük dövmelerin seansını 50'den de açıyorum silme işlemini. Arkadaşlar, Arapça'da Türkçe gibi bir dil ve ABC gibi bir sürü harfi var. Yani Kur'an-ı Kerim gibi maneviyatı yüksek olan bir şey değil Arapça kelimeleri.
Yani niye Kur'an-ı Kerim'le Arapçayı birbirine karıştırıyorsunuz hala? Çok saçma. Modele göre değişiyor, boyuta göre değişiyor ve renge göre değişiyor. Renkli olduğunda biraz daha pahalı oluyor. Mesela bunların boyutu aynı olmasına rağmen bunu ben 180'e yapmışken bunu 300'e yapıyorum. Çünkü ayrıntısı farklı. Her şeyi değiştiriyor yani işi. Minimal dövmeler 5 dakika, 10 dakika arası değişiyor. Ama şu tarz dövmeler mesela yine bu da küçük bir dövme. Bu 20-30 dakika. İmza 10 dakika bu boyuttaki. Böyle bir şey de yine 20-30 dakika falan sürüyor. Küçük yani kısa sürüyor. Avantajı kadın müşterilerimle daha rahat iletişim kuruyorum. Zaten yine babaannem de burada olduğu için benimle beraber rahat oluyorlar. Evli çiftler için de çok rahat oluyor benim kadın olmam. Dezavantajı da erkeklerin bazıları %20 kesiminin yavşı olması. Dövme yaptıran kişi bir kadınsa, yalnız kalmak istiyorsa ben böyle şurayı çekiyorum ve yalnız kalıyoruz. Ama onun dışında bir erkekle kesinlikle yalnız kalmıyoruz. Ninem zaten hep o tarafta oturuyor. Bilginiz olsun. Sıkıntı yok yani. Bu ülkede zaten kime sorsan Müslüman ve Müslümanlığını çok iyi yaşadığını iddia ediyorlar. Ve hepsi bitiyor ve sadece abdestin tutup tutmadığını düşünüyoruz dövmede. Ama şu konuda mutluyum. Yani bunu aşan çok insan var gelenlerden onu görüyorum. Evet çok günah. Yanacağız. Evet. Çok günah. Geçici dövmeyle önemli olan şey alerjinizin olup olmaması. Alerji olduğunda şişme yapıyor arkadaşlar. Ona dikkat edin. Onun dışında bazı kişilerde 3 gün kalıyor. Kuru derilerde biraz daha uzun kalıyor. İşte bir hafta 10 gün 15 gün. Bu şekilde. Ama ben bunu söyledim. 50 defa 100 defa anlattım size. Tek tek anlattım. Tane tane anlattım. Artık zaten bahsettiğim zam diğer benim statümdeki dövmecilerin normal verdiği fiyatlardan bahsediyorum. Normalde biraz daha uygun yapıyordum. Tam olarak burası. Böyle bir soru yok arkadaşlar. Yani istediğiniz yere, istediğiniz bölgeye yaptırın. Önemli olan nerede neyi taşımak istediğinizi iyi biliyor olmanız. Dövme tarihine bakarsanız bir sürü sebep için yapılmış dövme. İşte şans getirmesi için, hastalıkları kovması için falan böyle bayağı ayrıntılı bir tarihi var, geçmişi var. Ama biz daha çok aksesuar amaçlı yapıyoruz. Yani görüntüsü için, anlamlı bulduğumuz bir şeyleri taşımak için. Teşekkür ederim ama çok yetenekli olduğumu zannetmiyorum. Sadece ideallerim doğrultusunda çalışıyorum, çabalıyorum. Ama çok yetenekli dövmeciler var mı? Tabii ki de var takip ettiğim. Umarım bir 10 seneye falan öyle olabiliriz. İstediğiniz bölgenin çeviriden İngilizcesine bakıyorsunuz. Pinterest'ten işte kol üstü dövmelerin İngilizcesini yazıyorsunuz. Oradan fikir edinirsiniz. Sonra kendi tarzınıza uygun bir modeli oraya uygulayabilir miyiz? Dövmecinize sorun. Boyun bölgesi çok illegal görünen bir alan. O yüzden çok iyi düşünüp yaptırmanız lazım. İş hayatınızı etkileyecek mi, etkilemeyecek mi diye. Onun dışında acıyı düşünün ama geçici bir şey olduğu için çok da fazla göz önünde bulundurmayın. Çünkü hayatınız boyunca kalacak o dövme ve acı geçecek. Evet arkadaşlar, dövme silme işlemi yapıyorum. Ama dövme silmek zannedildiği gibi basit bir işlem değil. Ayrıntılı bir şekilde dövme silme ile ilgili video çekmiştim. YouTube'dan onu izleyebilirsiniz. Pişman olacağınız şeyleri yaptırmayın hiç. Evet, genel olarak acıtıyor ama hiç acımıyor diyen müşterilerim de oldu. Bu biraz yine insanın kendi acı eşiğiyle alakalı bir durum. Deri olarak ince bir deri boyun derisi. O yüzden hassas, yani sert derilerden biraz daha fazla acıtıyor. Yaptırdığınız dövme sakızdan çıkan yapıştırma dövme değilse tabii ki de su geçiriyor. Zaten dövmenin sistemi buradaki hücrelere renk pigmentinin yapışması olarak geçiyor. Tabii ki de geçiriyor yani su. Su geçmesi zaten çürür deri. Peygamber Efendimiz zamanında kölelere damga basılıyormuş arkadaşlar ve bu eşitliği bozan bir sistem olduğu için lanetlenmiş ama bu şu an yapılan dövmelerin köle ya da efendi gibi bir ayrımı yok. O yüzden ben günah olduğu boyutun insanın yine kendisini düşüneceği bir şey olduğunu düşünüyorum ve ben hoca değilim. Sen ne düşünüyorsun diye sorarsanız alkol içmek, sigara içmek ya da makyaj yapmaktan daha farklı olduğunu düşünmüyorum ben dövme yaptırmanın. Çünkü kimsenin özgürlüğünü kısıtlamıyorum, hakkına girmiyorum. Bu tamamen kendi vücudumla olan bir şey. Yani tartışılır bu konu. Bir müşterim sevdiği kadına işte ruj sürdürüp peçeteye dudağın izinin çıkmasını sağlamış. Onu sırtının şu kısmına böyle yapmıştık, sürpriz yapmıştı. Bence bu çok anlamlı, romantik. Bir de dedesinin imzasını atmıştık birine, o da güzel bence. Umarım herkes kendi sevdiği, hoşuna giden mesleği yapma hakkına sahip olur bu hayatta. Ben çok şanslıyım bu konuyla ilgili. Döve döve bıkmadım. Kola, bacağı, ayağı, göğse dövme yapmaya devam. Döve döve insan bırakmak istemiyorum. İlk dövmemi yaklaşık bundan bir sene önce falan bacağıma kendim yaptım. Onun videosunu kendime dövme yaptım.
isimli videoyu YouTube'a atmıştım. Oradan bakabilirsiniz. Sırtıma da Kadir diye bir arkadaşıma İzmir'e gidip yine şöyle büyük bir tane dövme yaptırdım. Pinterest diye bir site var. Oradan kendi tarzınıza uygun bir dövme bulabileceğinizi düşünüyorum. Ama yine de dövmeciyle de iletişim halinde olun, fikir edinin. Onun dışında anne baba ve varsa çocuğunuz, çocuğunuzla ilgili bir dövme olabilir. Yani bunlardan pişman olmazsınız ve çok görünen yere yaptırmayın. Bu çok güzel bir soru. Biz ten rengi olarak birazcık daha kumral, esmeriz. O yüzden dövmeler her zaman bizde birazcık soluk görünmek zorunda. Bahsettiğiniz kişilerin bakın hepsi beyaz tenlidir ve çok güneş görmeyen yerlerde yaşıyorlardır o yüzden. Makineyi açmak için kurdeleyi uzatıp makasla bir şey kesmiyoruz. Yani makine zaten açık bir şey arkadaşlar. Bahsedilen şey iğne ve boyanın açılımı, yani taban fiyatın belirlenmesi. Yani ben normalde 100'dü, 150'den açacağım şimdi makineyi. Ekstra bir paradan bahsedilmiyor burada. Evet arkadaşlar, dövme silme işlemi yapıyorum. Ama dövme silmek zannedildiği gibi basit bir işlem değil. Ayrıntılı bir şekilde dövme silme ile ilgili video çekmiştim. YouTube'dan onu izleyebilirsiniz. Pişman olacağınız şeyleri yaptırmayın hiç. Evet, genel olarak acıtıyor ama hiç acımıyor diyen müşterilerim de oldu. Bu biraz yine insanın kendi acı eşiğiyle alakalı bir durum. Deri olarak ince bir deri boyun derisi. O yüzden hassas, yani sert derilerden biraz daha fazla acıtıyor. Yaptırdığınız dövme sakızdan çıkan yapıştırma dövme değilse tabii ki de su geçiriyor. Zaten dövmenin sistemi buradaki hücrelere renk pigmentinin yapışması olarak geçiyor. Tabii ki de geçiriyor yani su. Su geçmesi zaten çürür deri. Peygamber Efendimiz zamanında kölelere damga basılıyormuş arkadaşlar ve bu eşitliği bozan bir sistem olduğu için lanetlenmiş. Ama bu şu an yapılan dövmelerin köle ya da efendi gibi bir ayrımı yok. O yüzden ben günah olduğu boyutun insanın yine kendisini düşüneceği bir şey olduğunu düşünüyorum ve ben hoca değilim. Sen ne düşünüyorsun diye sorarsanız, alkol içmek, sigara içmek ya da makyaj yapmaktan daha farklı olduğunu düşünmüyorum ben dövme yaptırmanın. Çünkü kimsenin özgürlüğünü kısıtlamıyorum, hakkına girmiyorum. Bu tamamen kendi vücudumla olan bir şey. Yani tartışılır bu konu. Bir müşterim sevdiği kadına işte ruj sürdürüp peçeteye dudağın izin çıkmasını sağlamış. Onu sırtının şu kısmında böyle yapmıştık, sürpriz yapmıştı. Bence bu çok anlamlı, romantik. Bir de dedesinin imzasını atmıştık birine, o da güzel bence. Umarım herkes kendi sevdiği, hoşuna giden mesleği yapma hakkına sahip olur bu hayatta. Ben çok şanslıyım bu konuyla ilgili. Döve döve bıkmadım. Kola, bacağı, ayağı, göğse dövme yapmaya devam. Döve döve insan bırakmak istemiyorum. İlk dövmemi yaklaşık bundan bir sene önce falan bacağıma kendim yaptım. Onun videosunu kendime dövme yaptım isimli videoyu YouTube'a atmıştım. Oradan bakabilirsiniz. Sırtıma da Kadir diye bir arkadaşıma İzmir'e gidip yine şöyle büyük bir tane dövme yaptırdım. Pinterest diye bir site var. Oradan kendi tarzınıza uygun bir dövme bulabileceğinizi düşünüyorum. Ama yine de dövmeciyle de iletişim halinde olun, fikir edinin. Onun dışında anne baba ve varsa çocuğunuz, çocuğunuzla ilgili bir dövme olabilir. Yani bunlardan pişman olmazsınız ve çok görünen yere yaptırmayın. Bu çok güzel bir soru. Biz ten rengi olarak birazcık daha kumral, esmeriz. O yüzden dövmeler her zaman bizde birazcık soluk görünmek zorunda. Bahsettiğiniz kişilerin bakın hepsi beyaz tenlidir ve çok güneş görmeyen yerlerde yaşıyorlardır o yüzden. Makineyi açmak için kurdeleyi uzatıp makasla bir şey kesmiyoruz. Yani makine zaten açık bir şey arkadaşlar. Bahsedilen şey iğne ve boyanın açılımı, yani taban fiyatın belirlenmesi. Yani ben normalde 100'dü, 150'den açacağım şimdi makineyi. Ekstra bir paradan bahsedilmiyor burada. Dövme ile ilgili yaptığımız bu soru cevap olayı bence çok faydalı oldu. Umarım siz de aynı şekilde düşünüyorsunuzdur. Şimdiden hepinize mutlu yıllar dilerim. Kendinize iyi bakın.